Arkadaşlar herkese iyi hafta sonları. Şimdi cumartesi sabahı yarın seçimler. Böyle bir başlık. Reis şova hazırlanıyor. Doları 15 lira yapacak. Şimdi bu kelime çok ciddi anlamda son 1-2 haftadır dolaşan, YouTube'da da yorumların altına gelen, chat'te de bazen gelen. Aslında çok bizim kitlemizin sormayacağı bir soru ama bu soru var. Yani reis şov yapacak, göreceksiniz. Bir de ikinci bir soru var. Bizim kendi öğrenci gruplarımızda da bunu çok alıyorum ki kendi açılarından çok haklılar böyle bir soru sormaktan. Çünkü biz eğitimlerde en çok şunu öğretiriz. İşte hani algının tersi veya herkes bir şey bekliyorsa o olmaz. Yani nasıl işte bundan 4-5 sene önce dolar 4 liradan 7-20'ye gittiğinde herkes 12 lira 14 lira olacak derken 5 liraya düşüp 2 sene boyunca orada kalmıştı ve orada hani hep bunu söylüyorduk. Bakın herkes bunu bekliyor, bu böyle olmaz falan. Şimdi diyorlar ki ya hocam herkes 19.70'de 19.80'de herkes doların çıkmasını bekliyor. İşte adil değer 24 26 diyen var, 30 diyen var. Şimdi de bu niye tersi olabilir mi? Tersi olmaz mı diyorlar. Şimdi bu soru daha mantıklı ve akıllı. Tabii yapılanlar çok mantıklı olmadığı için şimdi mantıklı bir soru mantıklı bir şey sorulur. Şimdi biz öğrettiğimiz şeyler olması gereken rutinler, doğrular. Ama son bir yıldır Türkiye'de yapılmaya çalışılan şey bütün literatüre aykırı bir olay. Zaten şu anda dünyada merakla bizi bekliyor. Hani ne yapacak bunlar acaba diyor. Şimdi şov kısmına gelince evet Sayın Başkan şov yaptı mı? Yaptı. Yani şöyle seçimden sonra şov yapmayacak. Sayın Başkan zaten bir yıldır şov yapıyor. Nasıl şov yapıyor? Bir kere dünyada global tarafta bir enflasyonist bir süreçten geçiyoruz. Dünyada tüm ülkelerin faiz arttırdığı bir süreçteydik. Biz faiz indirdik. Bir kere ilk şovu öyle yaptık. Sıfırlar mıyız diye düşündüm. O kadar şov yapmayalım dedi herhalde reis. 8.5'ta bıraktı. Tabii bir bakıyorsunuz bankalar arası mevduat faizleri 30'da 40 arasında. Bırakın mevduat faizin 30-40 arası. Dolar hesaplarınıza son bir haftadır verilen faizler ortada, konuşulan rakamlar ortada. Yani zaten reis yapacağı şovu son bir yıldır yapıyor. Yani ülkede her şey 3 katına çıkarken dolar kurunun 19.60'da sabitlenmesi herhalde bence yeteri kadar bir şov. Dolayısıyla seçimlerden sonra pazartesi günü şu anda baktığınız zaman yarınki seçimlerde biraz daha Cumhur İttifakı'nın önde girdiğini görüyoruz. Ha, her şey olabilir mi? Olabilir. Bilemeyiz. Ama şu anda daha önde giriyorlar. Şimdi reis kazandıktan sonra bu doları 15 liraya indirecek abi. Neyle indirecek? Sopayla indirecek hali yok. Veya bağırıp çağırarak indirecek hali yok. Bir ara CDS'leri düşürmeye çalışıyorlarmış ya, CDS düşüyor. Geçen biri diyordu. Bankaları arayıp CDS'leri düşürün düşürün diyorlarmış. Şimdi zaten hani böyle iş olmaz. Yani dolayısıyla hani neyle düşüreceksin 15 liraya? Nasıl düşüreceksin? Yani dolayısıyla çok yani gene büyük konuşmamak lazım. Bu ülkede hani olmaz olmaz dememek lazım. Ama ben kendi şahsi fikrim pek olacağını düşünmüyorum. Hatta tam tersine bence Recep Tayyip Erdoğan akıllı bir adamdır. Ne zaman nasıl davranacağını bilir. Seçime gidene kadar bu kuru tuttu. Bunun çok büyük bize maliyetleri oldu. Merkez Bankası rezervleri açıklanıyor işte. Kendiniz duyuyorsunuz. Ben kendim bir yerimden uydurmuyorum. Bir sürü anlatan var. Swap'lar hariç eksiğe düştüğümüz konuşuluyor. Yani bunu bütün dünya konuşuyor. Dolayısıyla ben seçime kadar bunu sürdürmek zorunda olduğunu düşünüyorum. Ama seçimden sonra bunda inat etmeyeceğini düşünüyorum. Veya umut ediyorum diyelim. Dolayısıyla bence reis bu işi kendi kendine zaten bu kurun artık yükselmesine izin verecek. Çünkü aynı zamanda KKM gibi de büyük bir bela var başımızda. Orada da zaten bir ikili kur var, yani KKM tarafında kur 19.80-19.90 iken kapalı çarşı kuru 21 liranın üzerinde trade ediyor. Dolayısıyla %5-%7'lik bir makas da var. Burada KKM'de çözülmeler olursa çok ciddi sıkıntılar yaşarız. Dolayısıyla reis bunları bildiği için bence artık kuru yavaş yavaş olması gereken yere doğru getirmeye çalışacak. Soru burada şu: kontrol elinde tutabilecek mi, yoksa ipin ucu kaçacak mı? Bunların hepsini göreceğiz. Doların adil kuru, udil kuru işte 26 olmalı, 28 olmalı. Şu anda doların kurunun kaç lira olacağını arkadaşlar emin olun hiçbirimiz bilemeyiz.
Bunu tek bilecek kişi reis. Reis ne derse o olur. Nasıl reis geçen sefer 8 liradan 18 liraya gitti. Hani dedi ki, bağırdı, çağırdı, nas dedi, nus dedi. 18'e yapıştırdı. Arkadan bir akşamda 10 liraya düşürdü. Dolayısıyla gene iş orada, top orada. Bilmiyorum ama 15 liraya düşürme gibi bir şey olma ihtimalini arkadaşlar ben çok ama çok zor görüyorum. Ama dediğim gibi de Türkiye burası. Ama yok ya, hakikaten görmüyorum yani. Çünkü bu zaten Türkiye'nin felaketi olur. Yani doların buradan 15 liraya düşmesi ihracatçı, turizmci, millet ya topu diker zaten. O yüzden böyle bir şey imkansız. Hani hiç öyle işte abi reis şov yapacak, göreceksiniz bak hepsinin kafasına vuracak falan. O iş biraz yaş gibi geliyor bana. Reis de bence kendi kendine doları çıkarmak isteyecek. Çünkü birçok kişinin rahatsız olduğunu biliyor. Dolayısıyla kendisi de zaten bence bu doları bir şekilde rekabetçi kur deyip geçen seferki gibi çekecek. Şimdi tabii biz bu ortamda ne yapacağız? Doları nasıl doğru yerlerde satacağız? Veya işte borsa çok düşüyor. Borsayı nerelerden artık bir fırsat barındırdığını söylüyoruz. Cuma günü iyi kapattı. Şimdi iki tane önemli duyuru var. Bir, bugün saat 10'da bir borsa yayını olacak. Bu bizim aşağıdaki YouTube'daki aşağıda Telegram, Trade Academy Telegram grubunda sadece gizli linki verilecek ve YouTube'da yayınlanmayacak. Tamamen kendi ailemizin içinde olacak. Buraya Before the News'un Pro tarafındaki öğrenci grubu katılacak canlı olarak. Onların da bulduğu hisse senetleri olacak. Benim bulduklarım olacak. Hep beraber alacağız çayımızı, kahvemizi saat 10'da. Bu borsadaki krizi fırsata nasıl çevirebiliriz diye konuşacağız. Daha önce de birkaç seminer yapmıştık. Orada anlatmıştık. Şimdi artık seçimlerin sonundan sonra yeni bir dönem başlıyor. Dolayısıyla buna hazırlıklı olmak için borsa hakkında çok önemli bir akşam yayın olacak. İkinci duyuru, Trade Academy Pro bölümüne, yani gün içinde sesli mesaj aldığınız, gün içinde canlı seanstan bilgi aldığınız o grubu biliyorsunuz kapatmıştık. Çok fazla ilgi olmuştu ve Temmuz'da açacağız demiştik. Ama özellikle insanlardan şöyle bir talep geldi. Ya hocam hani zaten seçimlerden sonra çok hareketli olacak piyasa. Hani zaten Haziran'ın başı da bak gelmedi. Hani bizi de araya al. O yüzden bir 3 gün daha bu Trade Academy üyeliğini aktif ettik. Trade Academy üyeliğini beforethenews.com'dan arkadaşlar girip alabilirsiniz. 3-4 gün daha açık olacak. Özellikle Trade Academy bölümünde bu gruba katılabilirsiniz. Bu grupta gün içinde devamlı canlı bildirimler ve canlı seansta da yorumlar alıyorsunuz. Toplantılara giriyorsunuz. Eğitim setlerindeki indirim devam ediyor. Bunu da Haziran başına kadar bırakacağız. Son 3-4 gün indirimli fiyattan yararlanmak için alabilir. Bu arada eğitimlerle ilgili biliyorsunuz bizim bir hediyemiz olacak. Eğitim hediyemiz olacak. Bu eğitim hediyemizi de Esma Hocam, biliyorsunuz Esma Ayvalı, benim YouTube tarafında çok tanıdığım, 4 yıldan beri de çok sevdiğim, saydığım bu kanalın gerçekten çok önemli figürlerinden bir tanesi. Saygıdeğer eşi Fahrettin abiyi kaybettik geçen sene. Çok değerli bir insandı, çok değerli bir vatanseverdi. Esma Hocam dedi ki geçen gün, ya Burak dedi, ben eşimin adına hani hayır yapamıyorum, çok fazla edemiyorum. Ben ihtiyacı olan öğrenci, bayan birisine eğitim hediye etmek istiyorum dedi. Ne demek hocam dedim, başım gözüm üstüne. Dolayısıyla Fahrettin abimizi hem bir hakikaten Allah gani gani rahmet eylesin. Çünkü memlekette gerçekten dürüst insan, düz insan, düzgün insan çok az bulunuyor. Bulunanın da kıymeti bilinmiyor. Dediğim gibi de bizim kanalda 4 yıldır çok beraber yürüdüğümüz insanlar var. Bu insanların başında ve en önemlilerinden bir tanesi de Esma Hoca. Çünkü birçok yerde bana çok saldırı olmuştur 4 yıl boyunca. Birçok ayrı YouTube kanallarında, Twitter'larda hepsinde girip bir bayan olarak 100 tane adamın yazıştığı yere girip meydan okuyan, beni koruyan, inandığı şeyi beni hayatında hiç görmemiştir. Ben de hiç hocamı görmedim. Ama bazı şeyler görmeden de oluyor. Bazı şeylerin bazı insanların karakterlerinde doğruluk oluyor. Yani doğru gördüğü bir şeyi sahiplenip onu koruyabiliyor. Hani geçen video dedim ya, sessiz çoğunluk. İşte ben o sessiz çoğunluğu sevmiyorum.
İşte böyle insanlar memlekete lazım. Yani inandığı, sevdiği şeyi sonuna kadar koruyan, savunan insanlar. Zaten Esma Hoca gibi, Fahrettin abi gibi insanlar bu memleketi tekrardan kurtaracak. Bu insanlar da sustuğu zaman zaten herkes susacak. Çünkü şu anda öyle bir sistem var ki herkes susmak zorunda kalıyor. Herkes yapılan yanlışı görüyor, yapılan haksızlığı görüyor ama susuyor. Ne, ona ne diyorsunuz? Ha? Sessiz çoğunluk. Bu bence korkak çoğunluk. İnsanlar inandıkları şeyleri, eğer bir haksızlık bir yerde varsa o haksızlık size yapılıyormuş gibi kafanızı kaldırıp o hakkı savunmalısınız. Çünkü bir gün o haksızlığın aynısı size de yapılabilir. Dolayısıyla benim iletişim sistemden iletişim mailime veya WhatsApp'ıma mesaj atan ilk iki kişiye, bu öğrenci arkadaşlar, öğrenci veya bir bayan, ailesini, çocuğunu geliştiren, hani, ama lütfen bakın şu insanlar değil. Yani adamın 300-400 milyar portföyü var. Ya değil yani. Anlatabiliyor muyum? Hakikaten ihtiyacı olan. Ben zaten emin olun biri değil, iki değil, üç tane de eğitim hediye ederim. Birçok insana da ediyorum zaten. Yeter ki samimi göreyim, düzgün göreyim. O yüzden de Esma Hocam'ın dün böyle bir benden ricası oldu. Onun ricası benim için emirdir. Fahrettin abime de Allah gani gani rahmet eylesin. İnşallah böyle insanlar memlekette çoğalır. İnşallah memleket hak ettiği yere gelir. Eskilerdeki gibi insanlar kendi çıkarlarını değil, devletini, milletini, yanındakini, yani ya benim rahatım yerinde ama öbürünü eziyorlar. Aman aman biz sesimizi çıkarmayalım. Bir gün seni de ezebilirler. O zaman ne yapacaksın? O zaman da sağdan soldan yardım isteyeceksin. İşte sen insanları seyrettiğin zaman insanlar da seni seyredecek. Ha, sen buna sessiz çoğunluk mu diyorsun? O zaman kendini kandırmaya devam et. Veya benim geçen gün YouTube'da yaptığım serzenişin sebebi şu. İnsanlar bana saldırıyor. Evet, saldırabilirler. Kralı gelsin. Bak, kralı gelsin. Bir tanesi karşıma gelemez. Benim yerim de bellidir, yurdum da bellidir. Bak, bir tanesi benim karşıma dikilemez. Ben zaten normal bir adam olsaydım ezebilecekleri beni 50 kere ezerlerdi. Ama benim kızdığım nokta şu. Biz sizin için savaşıyoruz ama sizin bakiye verdiğiniz desteğe bakıyorum. Sadece bir 50 kişilik grup var, onlar destek veriyor. İşte Esma Hoca gibi, işte Gökhan Gözener vardır mesela. Birçok Onur kardeşim vardır, Özgür kardeşim vardır, Ali vardır. Şimdi mesela ismini saymadım, yani birçok böyle tanıdım. Yani bunlar yırtınıyor ama diğer 20 bin kişi izliyor. Aman diyor, bana ne diyor, ben bilgiyi aldım gidiyorum. Ne o? Sessiz çoğunluk. İşte zaten buradan buna kızıyorum ben. Yani size saldıranlar değil, kralı gelsin. Toplanıp hepsi gelsin. Bütün sülaleleri toplansın gelsin. Doğru olduğunuz sürece arkanızda hep yukarıdaki vardır. Hiç problem değil. Ama kırıldığınız nokta şu oluyor. Sizin emek verdiğiniz, sizin onların hakkını savunduğunuz. Şimdi ben niye burada yayın yapıyorum? Sizlere bir zarar gelmesin diye. Ben zaten işi biliyorum. Ben nereden gol yiyeceğimi biliyorum. Kimlerin sahtekar olduğunu biliyorum. Tuzakları biliyorum. Ben derim ki kardeşim, ben sessiz çoğunluğum, hiçbir şeye karışmayayım. Hiç tepki de çekmeyeyim. Kimseyle kavga da etmeyeyim. Ne güzel değil mi? Ama ben ne diyorum? Diyorum ki yok diyorum, bu sahtekarları göstereceğim. Aman insanlara bir şey olmasın. Karşılığında ne alıyorsun? Destek alıyor musun? Almıyorsun. Niye? Hocam vallahi unutuyoruz. Hocam yazmak istemiyorum. Ben sessiz çoğunluğum. Ama sizi takdir ediyorum. Ya git abi ya. Takdir etme beni ya. İstemiyorum öyle takdir. Git nereye gidiyorsan da git. Ben şunu istiyorum. Gerçekten bu memlekette artık sevdiği, saydığı, dürüst insanlara sahip çıkan bir topluluk istiyorum. Sahip çıkın. Ondan sonra diyorsunuz ki ya çok kötü yere gidiyoruz. Toplum ne oldu? Ne oldu? Niye oldu acaba? Sen dürüst adamları, düzgün adamları satarsan, desteklemezsen, onların arkasında durmazsan, onlar zaten önden gidiyor. Bari arkasında dur. Adam zaten önde gidiyor. Adama zaten bir şey olursa olacak. Bir arkasında dur ya. Hadi yorum yazmadın. Beğene bas. Bu benim için de değil bak. YouTube'da birçok yayın yapan düzgün adamlar var ya. Ya bakıyorum, düzgün adamların hepsi sürünüyor ya. Sürünüyor adamlar abi. Yaptıkları işten nefret. Çünkü niye biliyor musun? Karşılığını göremiyor. Adam düzgün iş yapıyor, doğruyu söylüyor, atmıyor, tutmuyor, kandırmıyor. Adamı izliyorlar ama adamı ne beğeniyor? Çünkü
Adam da diyor ki ya diyor ben niye bunu yapıyorum ki diyor ve bırakıyor. Ha bırakmak da doğru değil ama insan bir yerden sonra arkadaşlar motive olamıyor, anlatabiliyor muyum? Hani bunun kırılıyor lan, diyorsun ki ben niye kendimi parçalıyorum oğlum, manyak mıyım ben? Ya manyağım tamam da yani bu kadar da değil ya. Hani o yüzden lütfen bu memlekette şu sessiz çoğunluk işini bırakın. İnandığınız kişileri, hakkının yendiğini düşündüğünüz insanların arkasında durun. Çünkü bir gün aynı şey size de olabilir. Akşam saat 10'da da Telegram grubundan güzel bir canlı yayın olacak. Çayınızı kahvenizi alın. Hem bizim öğrenci gruplarıyla tanışırsınız. Onların ödevlerine bakarsınız. Onlar ne yapıyor bir sıkıştırırız, güleriz, ederiz. Keyifli bir zaman geçiririz. Yarın da seçimler. İnşallah güzel bir seçim olur. Gene hak eden kazansın. Kim kazanırsa kazansın devlet büyüğümüzdür. Başımızın üstünde yeri vardır. Tayyip Erdoğan kazanırsa 20 senedir başımızda devam eder. Saygı duymaya devam ederiz. Kılıçdaroğlu kazanırsa bir değişim olur. Kılıçdaroğlu'na hayırlı olsun deriz. Başkanımızdır. Saygı duymak zorundayız. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Saygı duymak zorundasın. Sev ya da sevme. Devlet büyüğün saygı duymak. Ya eleştirir misin? Eleştiririm. Yanlış bulduğu şeyi söyler miyim? Söylerim. Ama saldırmam. Şimdi bazı kanallar saldırıyor. Çünkü niye? Onlar particilik yapıyor. Burada particilik yok abi. Ben beyaza da beyaz, siyaha da siyah diyen bir adamım. Ben ne AK Partiliyim ne CHP'liyim. Ben Atatürkçü bir adamım. Atatürkçü bir adam olduğum için de şu anda bu memlekette yarın oy vermeye giderken içim buruk bir şekilde gideceğim. Niye? Çünkü içimden gelerek hiç kimseye oy vermeyeceğim. Vermem gerektiği için vereceğim. Bugün ben tekrar ediyorum, Atatürk yaşasaydı bırak siyasilere, tüm ülkenin suratına tükürürdü. Ve derdi ki ulan ben sizi mi kurtardım, keşke kurtarmasaydım. Buna emin olun bak. Bir düşünün, adamın dediği ne varsa hepsinin tersini yaptık. Belki adamı mezarında ters döndürüyoruz. Ondan sonra da diyoruz ki biz Atatürkçüyüz. İşte en son Atatürkçüyüm diye o isteyen arkadaşın ne yaptığını gördük değil mi? Gördük. İşte ne yazık ki memleket bu halde. O yüzden akşam saat 10'da görüşürüz arkadaşlar.